Otomobil teslimden herkese merhabalar. Bugün ön incelemeye aldığımız konuğumuz yeni Seat Leon. 1999 yılından beri yollarda olan ve Seat'ın kompak hatchback sınıfta en çok satan modeli olan Leon yeni yılı erken kutlamaya başladı. Volkswagen grubun MQB platformu üzerine yer alan makyajlanmış Seat Leon'un iç ve dış tasarımında bir takım yenilikler yapıldı. Büyük hamlenin iç tasarımda yapıldığı modelde dış tasarımda daha ufak yenilikler gerçekleştirildi. İlk olarak makyajlanan Leon'un dış tasarımından başlayacak olursak, göze çarpan en önemli yenilik otomobilin ön ve arka stoplarında oldu. Kullanıcıların en önemli geri dönüşlerinden birisi olan LED farlardaki aydınlatma problemi yenilenen Leon'da çözülmüşe benziyor. Daha güçlü LED'lerin kullanıldığı modelde bir önceki nesilde ayrı olan sinyal lambaları yenilenmiş Leon'da gündüz LED farlarıyla birleştirilerek daha şık bir görüntü elde edildi. Farların iç yapısındaki mevcut formunda da bir takım yeniliklere gidilen modelde şık olan aydınlatma üniteleri güçlendirilmiş LED deliyle de daha iyi bir aydınlatma sunacak. Bir önceki nesle göre tamponda da bir takım yenilikler gerçekleştirilen Leon'da daha ufak sis lambaları ve daha geniş hava ızgaralarına yer verildi. Yeniliklerin sadece tamponda kalmadığı modelde daha büyük bir ızgaraya yer verilerek otomobilin mevcut kas yapısı da daha da güçlendirildi. Dış görünüşüne yeni jantlarıyla da farkını ortaya koyan Leon'un renk skalasına metalik kırmızı, mor ve mavi renkler dahil edilerek başarılı bir operasyon gerçekleştirildi. Otomobilin arka kısmına geçildiğinde büyük bir değişiklik olmamakla birlikte bir önceki modelde kullanılan halojen lambalardan vazgeçilerek LED aydınlatmalar yerleştirildi. Otomobilin iç tasarımına gelindiğinde yenilenen Seat Leon'un kapısını açıp içerisinde oturduğumuzda göze çarpan en büyük yenilik mekanik el freninden vazgeçilerek yerine konulan elektromekanik park freni oldu. Bu yenilikle birlikte otomobilde saklama alanlarında gözle görülür bir artış gerçekleşti. Bunun yanı sıra otomobil anahtarsız çalıştırma yarayan start stop tuşu, uzun far asistanı, otomatik park sistemi, kokpitte medya sistem plus ile gelen 8 inçlik multimedya ekran, yine bununla birlikte geliştirilmiş navigasyon, teknolojik yeniliklerden sadece bazıları. Araç içindeki ambiyans aydınlatmalarda da yenilikler yapılan Seat Leon'da 8 adet yeni ambiyans aydınlatmasına yer verildi. Ateca ile birlikte sunulan kablosuz şarj özelliği Connectivity Box da opsiyonel olarak yeni Seat Leon'da sunuldu. Yenilenmiş Leon'da Referans, Style, FR ve Excellence adı verilen yeni donanım seviyesi geliyor. Referans modelinin ülkemizde olmadığını söylemekte fayda var. Excellence olarak isimlendirilen bu donanım seviyesi ülkemize sunulan donanım seçenekleri arasında en üste konumlandırılırken Leon'a daha lüks bir görünüm kazandıracak olan bu donanım FR donanım seçeneğiyle benzer fiyatlarda olacak. Makyajla birlikte büyük değişikliklere sahip olan Leon'da motor kaputunun altında da yenilikler yapıldı. Daha geniş bir motor yelpazesine kavuşan Leon'da Skoda Octavia'dan da tanıdığımız 115 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 Eco TSI motora yer verildi. Bu motorla ilgili testimize ekranın sağında olan butondan erişebilirsiniz. Bunun dışında güncel modelle satılan 1.6 litrelik TDI olarak isimlendirilen 110 beygir güç üreten motor yerine 1.6 litrelik 115 beygir güç üreten bir seçenek geldi. Aslında bu aynı motorun güncellenmişte hali diyebiliriz. Bu motorlarla ilgili yakıt tüketimi ve emisyon detayları şimdilik açıklanmadı. Ancak bu motorlara manuel ve DSG şanzımanların şimdiden eşlik edeceğini söyleyebiliriz. Cupra modeli için çok özel sürprizlerle müşterilerinin karşısına çıkacaklarını belirten Seat yetkilileri, 300 beygir barajını aşması beklenen otomobil için şimdiden takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Makyajına Seat Leon, sene sonuna doğru Avrupa'da satışa çıkacak. Türkiye piyasasına gelme tarihi ise 2017'nin ilk aylarını bulacağını belirtebiliriz. Eğer testimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler.